pedal? Bu. Bu pedal Electro-Harmonix'in Epitome'u. Evet. Ne yapıyorsun onunla? Ya şöyle, bu Epitome 3 mü? Sadece Epitome mu bilmiyorum. Çünkü 3 gibi de koymuş ama Epitome gibi de yazık, hani Epitome. Hı hı. Neyse. Bunun görevi, aslında 4 tane görevi var. En soldaki reverb kısmı. Tamam. Electro-Harmonix'in Holy Grail. Tamam. Holy Grail olan. Hı hı. Bayağı reverb, çok yani. Çok evet. Güzel bir pedal şeydir. Onun bende eski kasası da vardı evet, önceden. Evet. Çok efsane bir reverb pedalıdır. Evet. Onun farklı modları var. İşte şey yapabiliyorsun. Hı hı. İşte ne varmış? Spring var, hall var, room var. Değiştirebiliyorsun. Evet, çok kullanılan. Evet. Şöyle tüm pedallarda olduğu gibi evde çaldığında sahnede tabii değişiyor orada. Tabii. Hani her şeyi tabii ayarlıyorsun. Tabii. Geniş yelpazesi olan bir pedal. Ortadaki Electric Mistress, o da Flanger. Evet. Flanger var ama chorus da var. İkisini matchleyebiliyorsun. Ortadaki rate sağa sola yatırdığında güzel cevaplar veriyor. Onu da birazdan çalarız. Electric Mistress tabii efsane pedal bir taraftan da. Evet. Bende var. Şu kadar bir şey. Ha, eyvallah. 77. Onları şimdi sahneye taşıyayım diyemezsin. Yok yani, tabii diyemezsin. Bunu götürüyorsun. Babamda da bir delay, bir reverb pedalı vardı. Ben çok küçüktüm. Delay'i bir ara sökmüştü tamir etmek için. Çok iyi hatırlıyorum. Şu kadar. Wow. Şöyle ve yüksekliği şöyle. Oh. Ahşap, çok ağır bir metal kasası var. İçinde şey var. Bantlı mı? Bantlı. Hmm. Bir metre falan bir bant var içinde. Tabii. Dönüyor. Tabii. Kafa buradan okuyor, oradan siliyor evet, hızına göre. Üç kafa, dört evet, kafa. Evet, evet. O vardı böyle. Ne renkti? Dışı formica gibiydi, üst kısımları da böyle gri gibi. Ha. Yani dış çerçeve şeydi, böyle... Ne markaydı acaba? Markayı hiç hatırlamadım. Ben o zaman çok küçüktüm. Ama hani babamın onlarla böyle bir şey kaydı yaptığını biliyorum evde. Hmm. Bazı kayıtlar yaptığını biliyorum. Reverb vardı yine öyle, büyük yaylı. Tabii. Onlar vardı. Tabii. Onlar hani taşınabilecek gibi şeyler değil. Hepsi tabii ayrı ayrı böyle bir stüdyoda ancak cihaz. Tabii tabii, aynen öyle. Bu pedalda en sağda poke var. Bu mini mi mikro mu? Mikroymuş. Micro poke. Micro poke. Bunda tiz ve bas oktavları alıyorsun. İşte evet, onları match edebilirsin. Diğerleriyle birlikte aynı anda kullanabilirsin. Çok fonksiyonel bir pedal. Evet. Ben hepsini çok kullanmıyorum ama kendi projemde şöyle, onda mesela özellikle fazla beraber başka delay'i de kattığımda hani başka şeyler yakalama koşuma gidecek. Yakalarsın tabii. Evet. Onda mesela şu şeyleri seviyorum. Şunu duyayım. Thank you.
kullanabileceğim bir proje yok. Bunu ben ekstradan getirdim. Bunu okay. Boğurdum da yok. Anladım. Bende de şeyi var. Foxtrox'un bu tabii efsane analog. Şuraya şöyle koyayım. Eyvallah. Görünsün şurada. Bunun şimdi 4'ü çıktı. Bu 2. Ha eyvallah. Bir switch daha eklemiş galiba ama en çok tutulan modeli bu. Çünkü her biri oktavların ayrı şeylerle şey yapabiliyorsun. Kumanda edebiliyorsun. Evet. Buradan send return'den faz giriyorsun. Bu tamamen analog yani. Anladım. Analog bir pedal. Bu tabii şey oktav pedalların Rolls-Royce'u diyorlar buna. Foxtrox diye. Her zaman görüp deneyebileceğin bir şey değil tabii. Yok. Yok da artık bulunmuyor da. Yok bu zaten artık yok piyasada. Bunun şimdi geçen hafta yenisini çıkarmışlar. Ama şey yakın yani çok güzel oktavlar seviyorum. Her zaman kullanılacak bir şey değil tabii dediğin gibi. Evet ya. Ama yeri geldiğinde lezzet ambiyans, katabilir yani. Evet evet. Yani ambiyans için güzel oluyor. Bir de dediğim gibi bak şunu yine göstereyim. Şunu tek başına şunu seviyorum. Benim üst oklar yaptım galiba. Evet. Çok. Ses çıkarabilmek hoşuma gidiyor. Bazen çok güzel. Boss'un bir tane harmonizer pedalı var. Var bende de var evet. Onu şey olarak kullanıyorum bazen. Vemi gibi kullanıyorum. Yani solo atarken bazen bir bend yapıyorsun, ona bir kere bastığında başka bir yere gidip geri geliyor. Aynen. Sonra hoşuma gidiyor. Çok güzel. Bir de bir lazer sound'u var. Bir yerde onu ayarladığın zaman böyle böyle bir lazer tabancası. Şimdi Steve Simmons gibi. Doğru. Öyle solo'nun içinde bazen çalarken insanlar şey oluyor böyle, nereden çıktı o ses tabii, falan. İşte önemli olan da bu zaten. Farklı şeyler yani. Hoşuma gidiyor. Anlık. Evet. Lezzet yani sos gibi. Evet evet. Çok güzel. Pedal, drive pedalı fazlalığı da şundan. Hani bazen... Evet, 4 tane var galiba değil mi? 4 tane görüyorum. Evet, aslında şu da vardı. Ha, Wampler Pinnacle var. Evet, bu da şöyle çok güzel tutalım. Bir pedaldır. Biraz... Ha, okey. Şöyle göstereyim. Evet. Bunun vintage sound'u çok hoşuma gidiyor. Boost'u da var kendinden. Modern sound'u da çok güzel, high gain bir pedal. Çok güzel. Bu benim board'un vazgeçilmezlerinden bir tanesiydi aslında. Şimdi biraz Friedman'ı çalmak istedim. O biraz sert ama evet. Aslında Friedman'ı sadece şeyde kullanıyorum. Konserde çalarken sadece bana ait kalan bir yer var. Orada solo attım. Onun da şeyi bana yardımcı oluyor biraz. Hani gain'i çalarken işte böyle bazı hareketleri, tapping, tapping şeyleri tabii, yiyor. Tabii. Bununla biraz da bir daha drive'da daha bir dövüşmen gerekiyor çalmak için. Açıkçası o biraz rahatlık kazandırdığı için. Ama tabii o sound'u taşıyacak bir proje olsa sadece kullanılacak, her şeyde kullanılabilecek bir pedal. Kenarda duracak bir pedal değil. Değil, kesinlikle şimdi değil. Onu koydum, onu deniyorum. Başka bir pedalım daha var. Evet, o yeşil, yeşil bir şey görüyorum. Bu da çok enteresan, bu da onu, evet. Şöyle göstereyim, parlamadan. Evet. LPD 87. Evet, ondan sonra. Vallahi açıkçası benim hiç daha önce görmediğim bir pedal. Sevindim yani böyle bir şeyin olmasına. İnceleyeceğim YouTube'dan da. Şimdi sen de anlatırsan bir giriş yap. Bunu bırakırım. Öyle mi? Tabii tabii. Valla sevindim. Sen de kalsın. Yani. Bu tarafa geçtiğimde ya da bu şey olarak ya bir şey yaparım program değil. Bunda da iki ayrı kanal var. Switch'i aşağıda kullandığında daha bir vintage sound oluyor. Artı
Bu bir distortion pedalı aslında, drive pedalı değil ama burada gain'i ayarladığında, gain'i yani 9'a getirdiğinde, saat 9'a getirdiğinde, bir de switch aşağıdaysa güzel bir drive alabiliyorsun. Ama dinamiği var, o dinamiğini kaybetmiyor. Tabii. Yani tamam. Distortion, standart bir distortion pedalının gain'ini kısmak gibi değil. Okey, merak ettim valla. Hani onda çünkü... Peki bunu ne kadar kullandın ya da ne sıklıkla kullanıyorsun bu pedalı? Ya da hangi grupta, hangi projede kullanıyorsun? Şöyle, bu bana geleli ne kadar oldu? 6-7 ay falan oldu galiba. Yeni daha. Bir sefer sahneye çıkardım bunu. Daha tam çözülmüş değil yani. Evet, sadece bir sefer çaldım. Evde işte denedim birkaç sefer falan. Özellikle kayıtta falan inanılmaz uyumlu kullanılabilecek bir pedal. Hakimiyeti falan güzel. Sağ tarafta da işte boost var. Ayrıca volümü var. Yani hem gain hem volume boost olabiliyor. Ve iki kanalın da ayrı ayrı bass, mid ve treble var. Oo, süper. O çok güzel bir çok şey. Çok güzel. Büyük estetik bası, bir sağlıyor. Ne bileyim, ben bası mesela burada kısarım. Midi ve tizi açarım. Şeyde de ritimlerde de işte neredeyse şey gibi tutarım. Flat gibi tutarım. Tamam. Burada bir press var. Bu şey gibi. Presence biraz. Evet, amfide de hani bazen üst frekansları. Evet. Bunu da çok böyle yatık kullanıyorum ben gene 9'da. Yani buradaki tonlar bu şekilde hoşuma gidiyor. Bu tabi biraz şey için, amfi modeline bağlı bir şey. Atıyorum. Tam Amerikan İngiliz. Tabii Marshall'sa biraz açabilirsin ama Fender'se biraz kapatabilirsin amfi. Burada buraya ait yani şu bunlardan bağımsız daha doğrusu bir mid, hoş bir parlak mid katıyor. Çok güzel. Burada daha da parlaklaştırıyor onu. Okey, tamam. Amfi gibi. Evet, evet. Bu ilginç bir pedal. Var. Çok güzel yani tek başına çalınabilecek bir pedal bu da. Nereden almıştın bunu? Bunu dışarıdan alan bir arkadaşımdan aldım. Yakın zaman yani Amerika'da. O aldı, dışarıdan almış. Okay. Bir kongreye gidip gelmişti o. Ondan aldım. O da protein almıştı bir tane. Protein. Bunu ondan aldım. Güzel bir pedal. Evet. Ya tabi gönül ister ki hani o da olsun, o da olsun. Ki aslında burada bile fazla drive pedalı var. Var, evet. Yani aslında şunun gain'ini çok açsan bunu bile kullanabilirsin tabii. Drive olarak. Tabi. Şöyle bir şey var. Ben aynı sahnede bütün parçaları aynı drive'da aynı tonla çalmayı sevmiyorum. Çok monotonluk veren bir şey zaten o. Yani ha bir yandan şu da olabilir. Mesela bazen iki pedal hani oluyor fırsat olmazsa ya da işte Bortrol'de yani başka bir yerdeyse. Tamam diyorum hadi bunu o da olur bunda çalarım falan. İki tane şey yan yana koyuyorsun. Hani bazen şey diyen de var. Tamam. İki pedalla gene dünyaları yaratıyorsun falan. Evet. Tamamen renk önemli. Tabii. Yani bir slow parça çalarsın, daha bir balat çalarsın. Onda ne bileyim hani bunu şununla çalarsın, solo'yu bile bununla atarsın. Evet. Ama daha AC/DC tarzında bir şey çalıyorsan mutlaka buna basman lazım. Freakman, tabii. Hani orada renkler çok değişiyor. Bu senin özendiğin, ne kadar çok özendiğini gösteriyor tabii. Yani çalarım abi falan demiyorsun. Taşıma bir süre sonra sorun olabiliyor. Yani oluyor tabii ama çok... Sığdırabildiğim kadar yani, almayı seviyorum. Peki, yani şeyi pedalları buraya. Daha büyük pedal board'un var mı? Yoksa... Var. Okey. Var ama her zaman taşıma evet. Taşıma tabii şey her olmuyor, zaman problem. İşte adaptör artıyor, bağlantılar. Evet. Ses gitmesi ya da ne oldu acaba falan diye kurcalama şeyi de çoğalıyor. Zaman alıyor. Adet çoğalıyor çünkü o anda. tabii hepsinin volüm de soundcheck yapamadan çaldığın zamanlar da oluyor. Oluyordur. Türkiye şartlarında. Evet. Onlar da her zaman hepsinin kendi içindeki dengesini koymak, kurmak çok kolay olmuyor. Evet. Bu arada bir anda hani cebime koyayım, bir de gitar kapayım, gideyim dediğim şeylerde de RK5 kullanıyorum. O ne? Richie Kotzen. Ha, okey. Büyük tek parça. Kırmızı bir şey. Kırmızı galiba, olan. Okey. Onu çok uzun zaman kullandım ben. Telecaster'la kullandım üstelik.
sevgili Ogün'le çaldığımız Ogün'lerin konserlerinde, onun konserlerinde hep onu kullanıyordum. Gain'i falan çok güzel, reverb'ı var üzerinde, tempolu, delay'i var. Zaten ortası Sans Amp, tek başına amfi. Tabii, direkt doğru. Sisteme girebiliyorsun. Doğru, doğru. Ya, o da çok güzel bir pedal. Tabii tabii, biliyorum onu. O tek başına iki cep telefonu büyüklüğünde bir tık o yetiyor. Yani şu bile ondan daha bir taşırken sorun olabiliyor. Olur, bunun bir de minileri de çıktı ya. Ya miniler belki. Çok, biraz ben bazı şeylerde eski kafalıyım. Tabii minisi muhteşem olurdu. Şuraya bile sığar o enlemesi. Şey, Serdar Öztop aldı galiba. Hı hı. Aman abi taşıyamıyorum ben dedi, minisini aldı. Kullanıyor. Ya. Memnun herhalde o. Bir de galiba switch yok onda. Şu hani bas... Yaylı. Ha, bu da yaylı. Ha, switch yok değil mi? Ha, okey. Evet. Ondan da rahatsız o. Yani bu arada öyle şeyler de var. Tabii açmak için basman gerekiyor. Onda gerekmiyor. Bende slash... vah vardı. Çok kaliteli, çok güzel ses veriyor. Ama şöyle, direkt bir amfiye girersen daha verimli. Pedal board'la beraber ilginç bir dip gürültü yapıyor. Bir de kenarında distortion switch'i var onun. Eğer bir yanlışlıkla ona dokunursan fena feedback yapar. Ortalık bayağı yangın yerine dönüyor. Hani nereden geldiğini kullanmadığın bir şeyse zor. Açıkçası Vah'ı da çok kullanan birisi değilim. Başka Vah'larım vardı. Onlarda da çok böyle hani öne yaslanıp switch açık mı, açılsın, kapalı mı, kapatabildim mi falan. Ben o yüzden bu çok pahalı bir pedal değil. En alt modeli de değil ama yaylı olduğu için Pratik. Kendi kapanıyor. Çok müthiş pratik. Evet. Ama bunun şeyini seviyorum. Hani hacimli ama yani böyle otobüs pedalı gibi. Ayağım tam üstünde bunu yani. Bunu hissediyor. Bu iyi oluyor. Bunu seviyorum. Böyle. Onu da seviyorum yani o pedalı. Çok güzel. Sound'u yaratan şu an bu. Diğerlerini de eklediğim zaman onlardan da keyif alıyorum. Peki çok sık değiştiriyor musun pedalları? Mesela diyelim ki o gün Sanlısoy'la turneye gideceksin. Yanına böyle tabii mutlaka yedek pedal alıyorsundur ama hani bir şey olursa şimdi, diye. O günle artık turneye gitmiyoruz da eskiden de. Tamam. Ben şey olarak söyleyeyim. Herhangi mesela 4 alırım yanıma. 4 mesela. Alırım işte, yanıma. Alıyorsun. Tabii. Bir kere Richie Kass'ın o şeyi pedalı, Sans Amp'ımı mutlaka atarım. Yani dursun çünkü. Ne olur ne olmaz. Ya evet, adaptör olursa mesela oradaki bir tane adaptör burada 5 taneyi besliyor. Evet. Yani her şey olabilir. Evet. Ha en kötü bir tanesini alıp pil koyarım. Bütün konser gider onda ne olur. Delay kullanmam. Aynen. Ya da başka bir renk yaratmam ama çalarım o konserde. Bir de şey vardır, benim setup'ımın içinde mutlaka bir alet çantam vardır. Havya işte hani bende bu çalışmıyor gibi bir durum yok. Yok. Yani bir şekilde manyetik bile değiştiririm, ikinci parçada çalıyor olurum. Yani işte yaparım onu. Profesyonellik böyle bir şey tabii. Bir şekilde yani yabancılarda sesi bütçe yani, tabii yüksek olunca büyük gruplarda Rodi'ler yapıyor işleri. Bir amfide bir şey olduğunda aşıyor, yapıyor, lehim yapıyor. Abi o Rodi her yere onlarla geliyor. Bizde şimdi biz de Rodi'nin anlamı farklı maalesef. Benim sahnede gitarımı bozan arkadaşlara da ben denk geldim. Şimdi bir konserde iki tane şey kullanıyordum, gitar. Farklı akort bir tanesi. Hı-hı. Yarım ses düşük falan. Çalarken tel koptu. Hı-hı. Yarım ses düşük olanı aldım. Transpoze çalmaya çalıştım. Tamam. Hani bu gitarı da verdim. Tamam gel. Takdir. Flört Rose'lu öbür gitar. Tel kopan. Abi götürdüler, teli taktılar. Bir türlü gelmiyor gitar. Hani çok bir iki parça idare edeyim. Gelsin gitar yani. Zor. Bayağı gelmiyor gitar. Rodin'in biri gidiyor, biri geliyor falan. Nerede dedim gitar? Bir geldi gitar. Gelmişler. Bu tel tut. Gelmişler yaptık. Köprü bu kadar kalkmış. Teller böyle olmuş. Dedim tamam, bu gitar bu akşam öldü. Ay evet. Bütün geceyi dedim transpoze çalarak tamamlayacağız yani. Yani işte Türkiye'de şimdi başka bir konu tabii ama Rodi'lik bir aleti, edevatı taşımakla bir yerden bir yere götürmekle eş anlamlı sanılıyor ama öyle değil. Rodi'lik gitarcıysan gitarcı bir Rodin olması gerekiyor. Yani gitar çalan. Teknisyen olması lazım. Davulcuysan davulcu bir Rodi. Benim kadar olması biliyor olması lazım. Senin kadar biliyor olması şarkı lazım. Şarkı sıralamasını. Tabii. Akort yapmayı. Yani büyük gruplarda yurt dışında öyle. Bizde öyle değil. Ben genç arkadaşlara tavsiye ediyorum. Yani genç gitarcı olmaya çalışan ya da olan arkadaşlar Rodi'lik yapmayı tavsiye ediyorum. Senin Rodi'nin
senin 18-20 yaşlarında genç bir çocuğun yapması gerekiyor ki hem gitarı tanısın, hem pedalları tanısın, hem turne hayatını, hem sahne hayatını tanıması çok kolaylaşıyor. Çok güzel bir fırsat üstelik. Tabii. Yani mesela ben ne bileyim Deep Purple'u getirdim, Page and Plant'i getirdim, Jet Hotel'u falan. Bakıyordum o zaman o 90'larda Grup Otel'de bütün sound check'i, aletleri kuruyor, pedallara bakıyor. Onlar gibi çalıyorlar. Tabii çalıyor adam. Cayırcay, davulcu da çalıyor, basçı da çalıyor, gitarcı da çalıyor. Her şeye hakimler. Ve en son 2015'te Deep Purple'u Kıbrıs'a götürdüm, Lefkoşa'da. Sahnenin arkasından seyrediyorum, monitör mikserin olduğu yerden, menajeriyle beraber. Stimors da önümde, yani bana yakın olan yerde çalıyor. Amfileri de o tarafta. Sahneye göre solda, bana göre. Sahneye göre sağda, dışarıda. Amfiye bir şey oldu. Stimors bak şöyle yaptı. Şu başını şöyle çevirdi, şu kadar çevirdi. Çünkü pusuda bekliyor Rudy. Pusuda bekliyor. İzliyorlar. Başka hiçbir şey bakmıyor. Sadece Stimors'a bakıyor. Görev ama yani ekip... Koştu, ekip panter gibi atladı. Amfinin üstünde sadece bir ayar yaptı herif ya. Ayarı bir şey yaptı. Böyle yaptı Stimors. Çalıyor o sıra, solo çalıyor. Böyle yaptı, bitti yani. O temas, şey, iletişim de müthiş tabii ki sahnede. Evet. Ve bu adamlar amfiye, çünkü lambalı amfiye her yer, yollarda arıza yapabiliyor. Lehimle, havyayla, tornavidayla, yedek lambayla tak 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 açıyorlar ve tamir ediyorlar. Evet. Gerçek Rodi bu arkadaşlar. Teknisyen karşılayan bir kelime şeyde eş anlamlısı teknisyen diyorlar yurt dışında bunlara. Biz de Rodi maalesef hani o kelimeyi kullanmak istemiyorum ama hamal şeyi görüyor, muamelesi görüyor. O yüzden genç arkadaşlara tavsiye ediyorum. Bu işi öğrensinler. Hakan Şaklı olur, Serdar Öztop olur, Akın Eldes olur, başka gitarcı Akgür olur. Onlara Rodi'lik yapsınlar. Ya bu bir meslek aslında. Tabii tabii. Yani tabii. Çok güzel. Ve bu arkadaşlar bir sene sonra kendi grubuyla turneye çıkıyor. Tabii tabii. Albüm yapıyor falan yani. Öyle çocuklar, yani öyle insanlar. Yani Tetilen ekibi ama çok anı var. Mutlaka. Hani gitar, başka şehirlerde gitar unutmalardan tutta yani çok fazla anı var. Pedal kaybolmasınlar. Yani var oğlu var. Var tabii. Neyse, kapatalım parantezi. Evet. Parantezi kapattık, Rodi parantezini. Şu MXR nedir abi, onu anlatır mısın? Bu delay pedalı benim çok sevdiğim, yine başka delay pedallarını denedikten sonra en son karar kıldığım. Bunun bir büyüğü vardı. O da kendinden böyle reverb'lü gibi, hatta biraz da böyle bir ona bastığında hafif de sanki boost ediyormuş gibi de bir volüm atağı da olan bir pedal. Bu da aynı şekilde. O çok hoşuma gidiyor. Yarattığı ambiyans güzel. Çabuk doğru cevap verebilir. Yani bulabiliyorsun. Şimdi başka pedallarda, delay pedallarında o timing'i tam şey yapamıyorsun. Mesela 3 nota çalıyorsun, 3 notayı birden okuyor. Anladım. Evet. Burada o sana... Tap tempo var bunda tabii ki. Yok, bunda yok. Ha, yok. Yok, tap yok. Ama çalarken uyumlu, yani şey gelmiyor. İlginç. Uyumlu derken şöyle söyleyeyim, yaklaşıyor. Tabii ki o hissi uyum olması çok şey değil ama çaldığın senin tuşene sanki okuyormuş gibi geliyor ve güzel bir his yaratıyor şey olarak. Vay be. Bir de büyük modeline, modelin aksine bunda bir bright var, daha bir parlak yapıyor. Şu kenarda bir switch'i var. Bazen şunu kullanmayı seviyorum. Bu normalde her zaman kullanmam bir şey değil.
ayarlarla hiçbir şey çıkmıyor diyebilir ama çalarken tonun katkısını sadece tek pedalla diyeyim. Tekrarını ve çalarken verdiği o hissiyatı seviyorum. Çok güzel. Bu arada bir de çok eski bir DD3'üm var. O bugün Boss. Hala güzel. Boss. Evet, o büyük olduğu için. Ama 3 her zaman öyle. 3 öyle. Hani evet. 6-7 ya da başka evet. bir şey ya da daha bende 7 var değil. Ama o kadar başarılı değil. Evet. 3 gibi değil. 3 çok enteresan. Bazı şeyleri küçültmek adına tabii. hani küçük kullanmaya çalışıyorum. Tabii. Ama bu da çok güzel. Bunu seviyorum. Bana keyifle çaldırıyor. Bir de çok fazla karıştırmıyor ortalığı. Mesela şöyle bir şey yaptığında. Seviyorum ben bu evet, şeyi. Evet, çok güzel. Pedalı, güzel. Etlendiriyor da biraz. Evet, bir de şöyle bir mod var üzerinde. Bu da birazcık chorus takıyor ortaya. Evet, bir detune şey de yaratıyor böyle. Evet. Çaldığında da hiçbir şey kaybetmiyor.
Dileğin tarzı da bu. Bence dileğin ayarı çok güzel. Bu ayar, yani bu uzunluk. Evet, evet. Bu tarz şeyler daha kolay, evet, daha yani evet, şey geliyor. Evet. Fazın uzayan sesi. Fazı çaldıkça seviyorum. Tabii. Gideyim biraz daha çalıyorum. Wow, şahane. Eyvallah. Evet. Beğenmediğimiz bir şey kaldı mı? Çalmadığımız? Çalmadığımız. Kalmadı herhalde. Burada kalmadı. Evet. Evet. Hakan, başka söylemek istediğin bir şey, eklemek istediğin bir şeyler daha var mı? Gençlere özellikle ne bileyim, yani belki önerilerde bulunabilirsin. Eklemek istediklerimiz her zaman var, hep olacak çünkü biz de öğreniyoruz. Hı-hı. Bizim de karşımıza yarın yeni bir şey çıkabilir. Bugün söyleyemediğim için onu da sonra söyleyeceğim ama evet, hep çıkıyor bir şeyler. Yani araştırmak, denemek imkanlar ne kadar kısıtlı olsa da ya da zorlaşsa da öncelikle elinde olanı değerlendirip evet, onu geliştirmek, onunla geliştirmek bence çok önemli, çok değerli. Vazgeçmesinler yani, elindeki ya imkanlar sınırlıysa. Yani benim ilk gitarım dediğim gibi, hani bir bayeti çalışıyordu, belki bir tanesi belki cızlıyordu. Hı hı. Ve böyle bir pedallarım ya da çok iyi bir amfim yoktu tabii, hı hı, ki de. Tabii. Hani müzik setine takıp, tabii, müzik setini bozduğum zamanlar oldu. Tabii, tabii. Çok hani olmayacak şeylerden ses çıkarmaya çalıştım. En son babamın hobisi olan sinema makineleri vardı. Hı hı. Onun lambalı amfisinin şeyini aldığımda, tadını aldığımda dedim vay ki baba, bana bir tane doğru düzgün bir gitar amfisi alıyoruz diye. O zaman bir amfi edinmiştim. Yani elinde olanlarla bence geliştirebilirler. Hep üstüne koyulabilir, ne bileyim, o pedal olmaz, öbürü olur. Hı hı. Biraz daha iyi bir gitar tabii ki. Hı hı. Hep geliştirmekle alakalı, ilerlemek. Evet, evet. Daha sonra ya her şey yenilenebilir. Yani bugün bunu seviyorum, yarın başka bir gitar olabilir. Çok fazla gitar geçti elimden. Hı hı. Ya bir ara 50-55 o kadar bir gitar vardı evde. Vay. Sonra onların keyizleri kullanmadığım için, hı hı, çok içinden 3-4 tanesini kullanıyordum o dönemde. Kullanmadığım gitarlar, evet çok seviyorum gitarları, hı hı, ama kullanmadığın zaman potanslar elektrik aksamında oksit başlıyor, tabii, sap atmaya başlıyor, teller eskiyor. Buna tabii yetişmen çok kolay değil. Tabii. Azalta azalta geldik bir 10-12 tane gitar. 10-12 tane gitar. Onlardan hepsini kullanmaya çalışıyorum. Hı-hı. Kimilerini sahnede, kimilerini, hı-hı, kayıt için kullanıyorum. Hı-hı. Hepsinin rengi farklı. Öyle yani bir tane sadece klasik gitarla başladım. Onun iki pedal, iki telini çıkartıp bas gitara dört telle böyle parçalara böyle şey yapıp ta ki bu Scorpions'la Iron Maiden konseri izleyene kadar orada bitti. Ondan sonra ama dediğim gibi oradan elektrikli gitara. Evet. Bu arada ne dinliyorlarsa, hı hı, tarzları neyse yani, hı hı,
gitardan, enstrümandan hangi sesi çıkarmak istiyorsa onunla başlasın. Hı-hı. Önce klasikle başladığı bir şey yok. Tavsiye, evet. Tabii. Bu büyük yalan. Evet, yani büyük artık yalan. Direkt söylüyorum, bu bir yalan. Evet, biz gençliğimizde kandırmaca, öyle derlerdi. Öyle. Klasikle başla da bakarız falan. Sonra akustik falan. Ama yalan işte o. Abi değil, yani. Evet. Direkt elektrikli gitar. Elektro gitar istiyorsa bir tane elektro gitar, evet. Bir tane hafif drive'ı da olsa, küçük bir amfi, evet. Ya da ucuz bir drive pedalı, evet. Ama evet. Ses öyle çıkıyor. Evet. Onu alıp geliştir. Aynen öyle. Ben klasik gitar hayatımda çok almadım. Birkaç parça aldım. Yani. Çok klasik. Zaten tekniği de farklı. Yani parmak, finger pick yani her şey çok farklı. Bunda hiç alakası yok yani. Şöyle bir şey olmuştu bir kere. Bir tatil yerinde tanıyan birkaç arkadaş oldu. Abi dedi ki işte akşamları çalıyoruz kumsal falan. Ondan sonra tamam umarız tabii şey yapalım falan birlikte falan. Şimdi de aramızda kim var gitarın işte falan filan eyvah. Abi dedim ki ben şimdi o ayrı bir yetenek tamam mı? Tabii. Kumsalda ateş başında evet. Çalan 3 tane akorla her şey bunu şey için söylüyorum. Tabii. Ayrı bir yetenek olarak söylüyorum. Tabii, bir de şarkı söylemen de lazım. Asla yani. Küçümsemek değil. Ayrı bir yetenek o. 3 akorla bütün Türkçe şarkıları çalıp söyleyebilip eğlendirmek. Tabii. Bambaşka bir şey ama benim hani ben orada bir kere o gitarı alıp bir şey yaptığımda dedim ateşin başında kimse kalmaz yani çünkü oradaki duruma hakim değilim tabii, o yok tabii, bizde başka bir şey o. O yüzden öyle enteresan anılar da olmuştur. Evet. Şu var ağır distortion'dan da yaşı ilerledikçe ağır distortion'dan drive'a doğru geliyoruz onu da söyleyeyim onu böyle bir büyük fark ettiğim bir şeydir o da kendimde böyle bir şey süreç yaşı evet evet okay. Şu pena vuruşunun burada tadını, keyfini aldığın zaman olay değişiyor. Başka oluyor. Bastığın notayı daha fazla uzatmak istiyorsun. Hı-hı. Daha keyfini almak istiyorsun. Hı-hı. Evet, bunlar... İkinci nota, üçüncü nota biraz daha sonra geliyor ama tabii. Bir duyguyu yaratıyorsun orada o teli ezerken, bendi yaparken falan. Ya resmen pedalları, penayı, kendini, tuşunu, her şeyini tanıyorsun ve geliştiriyorsun. Kesinlikle. Bunlar önemli tavsiyeler evet. Genç arkadaşlar çok için özellikle. Çok konuştum gibi hissediyorum. Yo sizi. Çok güzel. Bizim programımızın özelliği bu zaten. Konuşturmak ve bu anladım burada biriken ben. Burada biriken bilgi, deneyimi genç arkadaşlara her zaman iletmek. Yani bizim yaşıtlarımız da başka türlü keyif almasını sağlamak. Yani onlar da biliyorlar, bilmiyorlar. Bilmenin yaşı yok, sonu yok tabii, sonuçta. Tabii, tabii. 80 yaşına da gelsen mutlaka bir şey öğreniyorsun. Evet. Programın özelliği bu. Bugün bunları denedik. Yarın başka bir tabii şey. Tabii yani seneye anladım. Başka ya da... Var kafamda birkaç bir şey çünkü onu denemek tamam, istediğim. Tamam tabii her zaman. Önemli olan işte bilgiyi paylaşmak yani önemli olan bu. Evet. Çünkü bunları edinemeyen arkadaşlar, insanlar olabilir. Onlar hı-hı. Bundan nasıl çıkıyor bu sesler senin anlattığın tarz onu öğrenmiş oluyorlar. Evet. Belki şimdi hemen programdan sonra belki hemen gidip bunlardan bir tanesini peşine düşecek arkadaşlarımız olabilir yani oluyordur da. Evet, tabii tabii. Doğru. biz evet. De öyle baktık, kurcaladık, yani, izledik. Evet. Ne oluyor? Hangisiyle tabii. Hangisi uyumlu? Neyi alayım? Tabii ben de öyle. Hatta bir fırsat olsa ki yani biz bir şeyi eskiden alıp deneyebiliyorduk. Hı-hı. Yani her mağazaya gidip alıp denemekten bahsetmiyorum. Hani sağ olsun satın almak. Arkadaş. Tabii. Yani şimdi mağazaya gitsek bu bana lazım desem alırım. Tabii. Arkadaş çevremiz öyle ama hani alıp deneyeyim bende kalsın onu da alayım bununla bunu ekleyeyim tutayım biriktireyim falan öyle bir şey artık evet. Sıkıntılı. Evet. Çünkü gerçekten pahalı olmaya başladı. Çok pahalı. Çok pahalı. Ben de birkaç tane aldım son günlerde. Epeydir almıyordum pedal. Yani inanılmaz pahalı. Amfi aldığımız paraya şimdi pedal alıyoruz hatta alamıyoruz bile. Evet. Ya normalde ne bileyim 350-400 lira bandında olabilecek bir şey 4000 lira. 4000, 5000, 4000, 6000 o civarlarda maalesef gitar fiyatları büyük paralar yani. Evet. Büyük paralar. Evet, Hakan Şaplı. Harika bir sağ şey ol. Program oldu benim sağ için. Sağ ol, benim için de harika oldu. Teşekkür ederiz tekrar. Ben teşekkür ederim. Çok geldiğin güzeldi. İçin. Başka pedallarım başka olursa, pedallarla, başka pedallarla seve seve. Bu arada kamera arkasında yine her zaman olduğu gibi sevgili dostumuz Serdar Temizkan var. Teşekkür ederiz. Hem kameraman hem yönetmen. Kendisine de tekrar teşekkür ediyoruz.
Sesini çıkarmıyor ama. Sağ olsun. Bir gün alacağız onu da kamera önüne. Ben çekeceğim onu. Sevinirim. Evet. Evet arkadaşlar, Pedal Dünyası'nın bu bölümünde Hakan Şaklı'yı ağırladık. Güncel pedal bordu ile beraber. Bu arada telefon çalıyor ama önemli değil. Programımızı burada kapatıyoruz. Tekrar görüşene kadar hoşça kalın diyoruz. Hoşça kalın.